24 ekranlarından merhaba. Bir iş gününün artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bir 24 klasiği olarak kültür sanat gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Bugün programımızı çok özel bir sergiyle açacağız. Özellikle beni bir çağdaş sanat tutkunu olarak çok heyecanlandıran bir sergi. 2013 yılında kaybettiğimiz çağdaş Türk resminin en büyük isimlerinden biri Burhan Doğançay'ın aralarında Mavi Senfoni'nin de olduğu eserleri İstanbul'da açılan özel bir sergiyle sanatseverlerin karşısında. Serginin ismi İmgeler ve Göstergeleriyle Burhan Doğançay. Yıldız Holding'in bünyesinde bulunan Burhan Doğançay eserleri ve çok özel, daha önce belki de hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflardan oluşuyor bu sergi. Hem bakın neler var, hem de bakın nasıl bir önemi var bu serginin. Birçok eseri paha biçilemiyor, adından tüm dünyada övgüyle bahsediliyor. Çağdaş Türk resminin en büyük ustalarından Burhan Doğançay adına açılan çok özel bir sergi sanatseverlerin karşısında. Serginin ismi İmgeler ve Göstergeleriyle Burhan Doğançay. Yıldız Holding'in kendi koleksiyonunda bulunan Doğançay eserlerinden oluşturduğu sergiyi Doğançay Müzesi Yönetim Kurulu kurucu üyesi Oktay Duran bakın nasıl anlatıyor. Bir sergide zaten işlerin birbiriyle konuşuyor olması çok doğal, çok doğru. Bir de tek bir sanatçının zaten eserlerinden sergi yapılıyorsa ister istemez bu birliktelik oluşuyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi bir retrospektif değil. Çünkü her döneminden ve her tarzından eserler yok burada. Ama kendi içinde baktığınızda imgelerle bir arada çok güzel işler var. Onları seyrediyoruz. Sözünü, derdini ve sesini çağdaş sanat yoluyla Türkiye'den dünyaya duyuran Doğançay'ın başta Mavi Senfoni olmak üzere birçok paha biçilemez eseri sergileniyor. Koniler, kurdeleler, çerçeveli duvarlar, çifte gerçeklik, Formula 1 ve Grego serilerinden 19 resim, Kurdeleler serisinden bir duvar halısı, Yahşi Baraz objektifinden 18 adet portre ve atölye fotoğrafı bu eserler arasında yerlerini alıyor. ...2013 yılında hayata gözlerini yuman Burhan Doğançay'a bir saygı duruşu niteliğindeki, sanatçının en önemli eserlerinin yer aldığı imgeler ve göstergeleriyle Burhan Doğançay isimli sergi 18 Kasım'a kadar Yıldız Holding seminer ve sergi salonunda gezilebilir. 18 Kasım'a kadar zamanınız var bu çok özel koleksiyonu gidip çok kısa bir mesafede her bir eseri görmek için. Bu sergiden çıktıktan sonra da şahane bir oyuna gidebilirsiniz. Geçen sezon ilk kez sahnelenmeye başladı ve tüm sezon çok beğenildi, övgü topladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın komedi yüklü oyunu Fehim Paşa Konağı. Oyun Osmanlı'nın son dönemlerinde siyasi çalkantıların yoğun olduğu bir dönemde geçen, kahkaha dolu bir hikayeyi anlatıyor. Bakın sahnede neler izleyeceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonda yine rengarenk, yeni oyunların yanı sıra sevilen eski oyunlarını da seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. İşte o oyunlardan biri, izleyiciyi Osmanlı zamanında geçen kahkaha dolu bir hikayeye götüren Fehim Paşa Konağı. Hikaye 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in arifesinde geçiyor. Eski kabadayı Rasim Baba, oğlu Yusuf'un kendisi gibi ünlü bir kabadayı olmasını isterken, Yusuf'un gölge oyunuyla ilgilenmesinden oldukça rahatsız olur. Rasim Baba oğlunu Fehim Paşa'nın konağına götürür. Fakat Yusuf'un Karagöz oynatıcısı olduğu öğrenilince Rasim Baba büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Yusuf konaktaki kadınları eğlendirmek için bizzat Fehim Paşa tarafından gölge oyuncusu olarak görevlendirilir.
Bir de üstüne Yusuf Fehim Paşa'nın kızına aşık olunca büyük siyasi karışıklıkların, iktidar kavgalarının ortasında eğlenceli bir olaylar dizisi gelişir. Turgut Özakman'a 1979 yılında büyük ödül kazandıran, şehir tiyatrolarının birçok usta oyuncusunun sahnede yerini aldığı Fehim Paşa Konağı, Kasım ayı boyunca seyirci karşısında olacak. Şimdi sizi İstanbul'da Çengelköy'de çok özel yepyeni bir mekana götüreceğiz. Bu mekanın özelliği kahve kokusuna her an kitap kokusunun, o sayfaların kokusunun da eşlik ediyor olması. Türkiye'de çok az bulunuyor artık biliyorsunuz, hem keyif yapıp hem kitabınızı, edebiyatı soluyabileceğiniz mekanlar. İşte onlardan biri açıldı. Biz de desteklemek istedik. Arka Kapak Dergisi'nin kurucusu Mehmet Ali Çalışkan'ın açtığı bir mekan. Burada kahvenizi içip kitabınızı okumanızın yanı sıra birçok yazarla da düzenlenen etkinliklerde bir araya gelebiliyorsunuz. Çengelköy'de bir kafe. Kafenin içi kitaplarla dolu. Burası hem kitap evi hem de kafe olarak hizmet veren bir mekan. Bir süre öncesine dek internet üzerinden kitap satışı yapan Mehmet Ali Çalışkan, buradaki tecrübesini edebiyat severlere daha yakın olabileceği bir alana taşımak istemiş ve bu mekanı açmış. Çengelköy'deki bu mekan sadece kitapları değil, bir dergiyi de bünyesinde barındırıyor. Kitap kafenin üst katı Arka Kapak Dergisi'nin yayın toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Çalışkan aynı zamanda sahibi olduğu Arka Kapak Dergi ile ilgili bakın neler söylüyor. Arka Kapak bizim kitap sektörüne ve kitap okuruna yönelik düşündüğümüz bir projeydi en başından itibaren. Niyetimiz öncelikle kitap sektörünün derli toplu bir şekilde takip edip onun datasını oluşturup datasını yayınlayan, işte yayıncıları, yazarları, kapak tasarımcılarını, sektörde aktör olarak aklınıza kim geliyorsa hepsiyle bir şekilde yakın temas kurup onların dünyasını okura yansıtmaktı. İkinci olarak da Arka Kapağın en önemli misyonu okur rehberliği. Yani temel olarak kitapları inceleyip eleştirmekten ziyade Arka Kapağın amacı okura okuyabileceği kitapları, ilgi alanına göre okuyabileceği kitapları göstermek. Mekan ve edebiyat ilişkisi de Çalışkan için görmezden gelinemeyecek önemde. Bu mekan ise yine online kitap satış sistemimizin kendi okurlarıyla diyelim, kendi üyeleriyle daha yakın bir temas kurabilmesi için, yine online kitapçılığı offline mecralarda yeni bir dille sunabilmek için geliştirilmiş bir proje. Çengelköy'deki bu kahve ve kitap kokan yeni mekan, özgün tasarımı ve özenli kitap seçkisiyle edebiyat severler için ilham verici mekanlar arasında yerini almaya aday. Kitap görüntülerinden çıkıp yine kitap görüntüleriyle devam ediyoruz. Türkiye edebiyatı yayıncıları dünya arenasında biliyorsunuz boy gösteriyor ve eserlerimiz de övgüler topluyor. Satış rekorları da kırıyor. En son Frankfurt Kitap Fuarı gerçekleşti. Orada odak noktalarından biri de Türkiye'ydi. Çok özel etkinlikler de gerçekleşti. Fuarın bitmesinin ardından Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün mikrofonlarımıza konuştu. Böyle fuarların öneminden bahsetti. Türkiye'de yayıncılık anlamında neler yapılıyor? Orta Doğu yayıncılarının nasıl bir merkezi konumuna gelmeye başlıyor Türkiye? Tüm bu detayları Sanat takibiyle paylaştı. Frankfurt Kitap Fuarı geçtiğimiz günlerde sona erdi. Fuarda Türkiye'yi temsil eden yayın evleri farklı başlıklardaki kitaplarıyla dünya yayıncılarının karşısına çıktı. Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden en önemli etkinliklerden biri Türk klasiklerini farklı dillere çevirerek dünya ile buluşturan projeydi. Fuarları ve fuarcılığı konuşmak üzere bir araya geldiğimiz Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün bu projeden bakın nasıl söz ediyor. Önce İngilizce ve Almanca ile başladığımız Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Mevlana, Hacivat Karagöz, Nutuk, Safahat gibi eserlerimizin özetlerini 40-48 sayfa civarında
Bugüne kadar 2016 yılına kadar 7 dile çevirmeyi başardık. Üstün Türkiye'deki Suriyelilerin Arapça yayıncılığı geliştirerek yayıncılık sektörü için bölgesel bir güç olmayı hedeflediğini vurguluyor. Özellikle kendi coğrafyamızdan başlamalıyız. İşte Orta Doğu'dan, Arap dünyasından, Türkiye Cumhuriyetlerden ve Balkanlardan yayıncıları öncelikle buraya çekmeliyiz. Türk yayıncılar Frankfurt'tan sonra Kasım ayında Meksika'da dünyadaki meslektaşlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gündemde yine Türk edebiyatını dünya okurlarıyla buluşturmak var. Ve böylece sanat takibini bugünlük noktalıyoruz. Yarın saatler 16.40'ı gösterdiğinde yine kültür sanat gündeminin en renkli, özel ve güncel gelişmeleriyle 24 ekranlarında buluşalım efendim. Şimdilik hoşça kalın.